Ben Rümeysa. Bugün sizlerle Türkçe'de zamanlarla ilgili örnek cümleleri öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Rümeysa, sence Türkçe'de kaç tane zaman vardır? Bilmiyorum. Yaklaşık 5 tane vardır herhalde. Sence? Bence 10 tane vardır. Bence 5 tane. 15 tane vardır. 15 tane diyorsan o zaman 30 tane vardır herhalde. O civarlar. Herhalde. Evet arkadaşlar, birden çok fiil tipleri ve fiillerde zaman vardır. Basit zaman ve birleşik zaman olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonra basit zaman da ikiye ayrılıyor tekrar. Birinci, şimdiki zaman. Bizler çalışıyoruz. Onlar film izliyorlar. Fatih kitap okuyor. Ben okumuyorum. Ben çay içmiyorum. Sen arkadaşlarını özlüyor musun? Ali bizimle gelmiyor mu? Arkadaşlar, ikinci belirli geçmiş zaman. Öbür adıyla da görülen geçmiş zaman da olabiliyor. Babam 2 ay önce İtalya'ya gitti. Ben bu kitabı daha önce okumadım. Sen daha önce İstanbul'a gittin mi? Sen arabanı satmadın mı? Üçüncü belirsiz geçmiş zaman. Öbür adıyla da duyulan geçmiş zaman. Ahmet derse çok geç kalmış. Öğretmen onu merak etmiş. Japonya'da deprem olmuş. Kerim dün konsere gitmemiş. Mehmet daha önce Ankara'ya hiç gelmemiş mi? Evet. Dördüncü gelecek zaman. Bir ay sonra biz tatile gideceğiz. Şoför bizden para almayacak. Sen yarın bizimle İstanbul'a gelecek misin? Salı günü toplantı olmayacak mı? Geniş zaman. Babam her gün erken kalkar. Kardeşim hiç yalan söylemez. Akşamları film izler misin? Antalya'ya yazın kar yağmaz mı? Altıncı, gereklilik tipi. Yarın sabah toplantım var. Erken kalkmalıyım. Sana verdiğim sırları kimseye söylememelisin. Sabah ben de erken gelmeli miyim? Fikirlerimi kimseyle paylaşmamalıyım diyeyim. Yedinci, dilek sert tipi. Sen de bizimle gelsen çok iyi olur. Söylediklerimi yaparsan çok başarılı olur. İstesen de, istemesen de bu iş olacak. Keşke zamanın olsa da spor yapsan. Keşke şimdi tatilde olsan. Sekizinci, emir tipi. Hemen dışarı çıkın. Söylediklerimi yazın. O kalemi yerden al. Bana su getir. İçeri gir. Herkes yarın erken gelsin. Önce sen asla. İstek tipi. Haydi beraber şarkı söyleyelim. İyilik edelim, iyilik bulalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şoför bey, müsait bir yer dinleyin. Biz de sizinle gelelim. Yarın akşam sinemaya gidelim mi? Senin için kek yapayım mı? Hikayede birleşik zaman eklerini öğreneceğiz şimdi. 10. Şimdiki zaman hikayesi. Ben de film izlerken o kitap okuyordu. O derslere hiç geç kalmıyordu. Sen çocukken futbol oynuyor muydun? Sen araba sürmeyi biliyor muydun? 11. Gelecek zamanın hikayesi. İstanbul'a o da gelecekti. Bu arabayı almayacaktı ama almış. Sen bana dün telefon açacaktın. Unuttun mu? Fatih bugün derse gelecek miydi? Sen bizimle gezmeye gelmeyecek miydin? 12. Genç zamanın hikayesi. Çocukken hep hayal kurardım. Öğretmenimiz bize umut verirdi. Dedem bana gençliğini anlatırdı. Şebnem küçükken televizyon izlemezdi. İlkokuldayken futbol oynar mıydınız? Baba, sen benim yaşımdayken hiç hata yapmaz mıydın? 13. Belli geçmiş zaman hikayesi. Arkadaşlar, bu pek kullanılmıyor Türkçemizde. Fakat gene de biz söylemek istedik. Gittiğin o ülkelere ben de gittiydim. Bu gömleği yıllar önce aldıydım. Bu filmi daha önce seyrettiydim. İyileştiydi, tekrar hastalandı. 14. Belirsiz geçmiş zamanın hikayesi. Randevuya zamanında geleceğini söylemişti. Ona para vermek istemiştim ama almamıştı. Bu derse çok çalışmış mıydın? Bugün toplantının saatini sana söylememiş miydin? 15. Gereklilik tipinin hikayesi. Bunları bana önceden söylemeliydin. Bu kadar çok hata yapmamalıydım.
Onun söylediklerini ciddiye almalı mıydın? Bunu yapmamalı mıydın? 16. Dilek Şart Kipi'nin hikayesi. Keşke o çantayı alsaydım. Keşke onu toplantıya çağırmasaydınız. Sınavdan önce bu kitabı tekrar okusa mıydın? Bugün onun yanına gitmese miydin? 17. İstek Kipi'nin hikayesi. Arkadaşlar bu da Türkçemizde pek kullanılmadığından dolayı biz gene de söyledik. Bunu bana daha önce diyeydin. Ne yapardım da o gitme diyeydim. Bu saatle dışarı çıkmayaydık iyiydi. Dışarı çıktıktan sonra izin alamaydım diye düşündüm. Neden öyle bakıyorsun? Buraya gelmeye miydin? Rivayetler. 18. Şimdiki zamanın rivayeti. Ben aradığımda uyuyormuş. Mektuplarımı okumuyormuş. Fatma resim yapıyor muymuş? O bizimle gelmiyor muymuş? Doktor onun kalkmasına izin vermiyor muymuş? 19. Belirsiz geçmiş zamanın rivayeti. Arkadaşlar bu da aynı şekilde Türkçemizde pek kullanılmıyor fakat biz gene de söylüyoruz. Bu şiiri o yazmışmış. Neymiş? Onu neden dikkate almamışmış? Ayakkabıları çamurlu diye onu arabaya almamışmış. Polis yolda tedbir almamışmış da onun için kaza yapmış. O daha önce Ankara'ya gitmiş miymiş? Benim anlattıklarımı o başkalarına anlatmış mıymış? Bu kitabı daha önce okumamıymış? Bu kitabı daha önce okumamış mıymış? Arkadaşlar bu belirsiz geçmiş zamanın rivayetinde kendi adı dalga geçmek amacıyla bu şiiri o yazmışmış. Mesela dalga geçer böyle. Dikkate almamak. Dikkate almaz yani inanmamak. Evet. 20. gelecek zamanın rivayeti. Babam bana bisiklet alacakmış. Annem bu yıl bizimle tatile gelmeyecekmiş. Bildiklerini bana anlatmayacak mıydı? Bizi toplantıya çağırmayacak mıymış? Arkadaşlar bir de biz bir şey söylemek istiyorduk. Videomuzu... Evet. Videomuzda öğrendiğimiz kelimelerden 5 tane örneği yoruma yazarsanız bu slide'ın dosyasını size göndereceğiz. Ve 5 tane cümle yazdıktan sonra altına da e-posta adresini yazarsanız bu slide'ı size göndereceğiz. Devam edelim. Evet. 21. geniş zamanın rivayeti. Her sabah saat 6'da kalkarmış. O araba kullanmayı bilmezmiş. Onlar hafta sonları futbol oynarlar mıymış? O hiç televizyon izlemez miymiş? 22. Gereklilik Kipi'nin rivayeti. Zor günler için para biriktirmeliymiş. Konsere kimse gitmemeliymiş. O da bizimle gelmeli miymiş? O bunu yapmamalıymış. O bunu yapmalı mıymış? Yapmamalı mıymış? 23. Dilek Şart Kipi'nin rivayeti. Biraz daha erken gelseymişim, onları görecekmişim. Bugün de derse gelmeseymişim, sınıfta kalacakmış. Dün gece uyusamaymışız. Çocuklar okumasaymış. 24. İstek Kipi'nin rivayeti. Arkadaşlar bu da Türkçemizde pek kullanılmadığından dolayı biz gene de örnekler verdik. Beni beklemeyin alaymış. Neden gelmiş? Ben çağırmadan gelmeyeymiş. Sabahları çok konuşuyormuşum. Ne yani? Koşmaya mıymışım? Şart var. 25. Şimdiki zamanın şartı. O söylüyorsa doğrudur. Kardeşim gidiyorsa ben de gideceğim. Uyumuyorsa söyle buraya gelsin. Bu kitabı okumuyorsan ben alabilir miyim? 26. Gelecek zamanın şartı. Bizimle gelecekseniz gecikmeyin. Bu kitabı okuyacaksan al, okumayacaksan alma. Bu işi biz yapacaksak kime yapacak? Biz yapmayacaksak kim yapacak? 27. Geniş zamanın şartı. Bu iş zamanında bitirirseniz çok mutlu olurum. O yarın toplantıya gelmezse toplantı iptal olacak. Çok çalışırsan başarılı olursun. Erken yatarsak erken kalkarız. 28. Belirsiz geçmiş zamanın şartı. Bunu o söylemişse çok üzülürüm. Kitabı okumuşsa yarın yatırsın.
Yemek pişmişse yiyelim. 29. Belirli geçmiş zamanın şartı. O kitabı bitirdiysen bana ver. Ödevleri akşam yapmadıysanız şimdi yap. Ödevini yaptıysan oynayabilirsin. Ona haber verdiysen kesin gelir. Buraya geldiyse mutlaka bana da uğrar. Evet arkadaşlar. Abone olmayıp, yorum yapmayıp, beğenmeyip geçmeyin. Lütfen bunu unutmayın ki yorumlarınız bizler için çok önemli. Türkçe'de düşündüğümüzden daha fazla zaman eki varmış. Toplam 29 tane. Evet, toplam 29 tane. Ben de düşünmüyordum bu kadar fazla olduğunu. Daha fazla olacağını düşünüyordum çünkü derslerde... Evet, derslerde zor oluyor. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşçakalın.